İyi seri. Oyun geriye gitmiyor hocam. Yani evet. Zaman zaman aksaklıklar oluyor ama geriye gitmiyor. Çok aşırı gitmiyor. Az önce Gürcan söyledi ya çok Serdar. Yani böyle çok topu rakibe bırakan, skoru oynayan bir görüntüsü yok Beşiktaş'ın. Belki çok üretemiyor. Bugün mesela ikinci gole kadar 70 dakika çok üretemiyor. Rakibe de pozisyon vermiyor ama. İki tane gol buluyor ara. Yani Beşiktaş oyunlarını böyle bir tanımlamak gerekir. Çok hocam, aşırı geriye giden mağlubiyeti Trabzonspor maçında mağlubiyeti var. Antalya o maçı da beraberliği. Hatırlarsınız. Tabii. Orada da oyunu çok geride dedi. Hatta Trabzonspor'dan daha iyi ileride olduğu dönemler de oldu. Ama bazen de futbolda iyi oynadığınızda illa her zaman kazanacağız. Sergen Hoca, hakem ve VAR konusunda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş. Sezon başından beri kaç oyuncumuz atıldı, kaç penaltı verildi ama VAR'dan bizim lehimize karar çıkmadı diyor. Herhalde çok spesifik anlamda söylüyor. Yani böyle ciddi bir... Bugün neden dolayı söylüyor bunu? Niye söylüyor? Çünkü şimdi bununla ilgili işte Galatasaray açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı. Sıra Beşiktaş'ta. Ben de bir şeyler söylemeliyim. Amaç o yani. Şimdi bakın size okuyayım. Gene geldi bana. Sağ olsun arkadaşım var bir tane. İsmini vermeyeyim. Şimdi penaltılarda Galatasaray kendine 10 penaltı verilmiş, rakibe 6. Beşiktaş kendine 7, rakibe 4. Fenerbahçe kendine 8, rakibe 7. Trabzonspor kendine 2, rakibe 7 penaltı verilmiş. Şimdi kırmızı kartlar. Galatasaray kendine 5, rakibe 3. Beşiktaş kendine 5, rakibe 6. Fenerbahçe kendine 3, rakibe 7. Trabzonspor kendine 4, rakibe 4. O zaman? Burada... Trabzonspor her zamanki gibi. Bak. İşte çıkan her yani hiç sesini yükseltse bile arkadaşlar, en mağdur zamanı olan geldi. Size bir burada şey söyleyeceğim ya. Bu içimdeydi ne zamandır? Geçen hatırlıyor az önce. Yıllardır bu işin içindeyim. Bu üç büyük takım var ya. Ben bildiğim, hatırladığım çocukluğum dahil bugüne kadar. Bu üç takım yıllarca hakemlerden ağladılar. Üçü de ama. O ağladı, o ağladı, o ağladı. Hep de bunlar şampiyon oluyor yıl sonunda. Bir tanesi oluyor ya. Bu ne tesadüf? Var hocam arada olanlar ya. Ha? Bir defa Bursa oldu. Bir defa. Ya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım enteresan bir laf etti. Ve doğruyu da ettiği laf. Dedi ki, beyler siz Fenerbahçe şampiyon olmadı diye seviniyorsunuz. Ey Galatasaraylılar, ey Beşiktaşlılar. Biz birbirimize dayanalım. Yoksa bunlardan devreye girerlerse, alışırlarsa biz yanarız dedi adam. Tehlikeyi gördü. Sonra Başakşehir oldu. Çok net ya. Ya çok net. Ya yıllardır üç büyük takım abi. Bağırıyorlar, çağırıyorlar hakem. Üçünden biri oluyor hep şampiyon ya. Nasıl bir aldatmacıdır bu ya? Bu aldatmacı tam da Mart ayı geldi zaten. Zaten bir tanesine çalmıyorlar. Ötekileri çaldıkları için. Olacak şey değil ya. Öteki iki tanesi alıyor. Tereyağı gibi, döner gibi hep bana. Bir sezon sonra birbirlerine yaptıklarını da iyi biliyorlar ha. Yani hani o nasıl oynuyor, o nasıl oynuyor iyi biliyorlar. İyi bildikleri için hep tedirginler. Allah bu oraya daldı mı, o oraya daldı mı? Şimdi o zaman size bir şey söyleyeceğim. Pazartesi günü bu akşam kardeşlerimizi topluyorlar. Geçtiğimiz pazartesi. Bu pazartesi önümüzde. Ha, toplayacaklar. Şimdi bu Ülenberk denen hani uzaktan kumandaydan oradan hakem kesip de bir iki hakeme yaptığını doğru, diğerlerine de yaptığı yanlış diye telefondan bilgi veren amcam. Ne kadar net konuşuyorum. Onu da çağırıyorlar, gel dediler. Bu sefer geliyor mu? Gelecek. Zoom yapıyor gelecek çünkü ortada yangın var. Ha. Üç gün falan toplanacaklar herhalde. Bir de şey yapacaklar bu sene. Bu 15 hakeme görev verilirse seneye bunlarla anlaşma yapılacak. Öyle bir şey var. 15 maç idare etmezse yapamayacaklar. Anlaşma. O işte var. O 15'e kimler girecek, kimler çıkacak? İş yangın. Bir, iki. Bunu da konuşayım da. Oradan peki giremeyecek böyle sıkıntılı var, durumda olan iyi, büyük, önemli hakem var mı? Tabii var. İpi kesilecek olanlar da var da hepsi tartışılacak. Tabii ne çıkacak? Bayağı rahatsızlık var. Onları şimdi biz size başka bakacağız bir şey hocam onları. Geçmişi bilirsek geleceğe daha iyi gideriz. Yusuf Damoğlu milletvekili, ben hakemim. Mehmet Ali Yılmaz bakan. Tesadüfen. İşte bu hani torbaya morbaya attı. Mehmet Ali Yılmaz hakem işini iyi bildiği için ne halt olduğunu hakemlikte cin gibidir Mehmet Ali Yılmaz. İyi bildiği için kurraya filan soktu ama şunu da yaptı. Dedi ki kanun çıkarken dedi ki tahkim kurulu, disiplin kurulu ve merkez hakem kurulu
kongrede seçilsin oylarla. Tayinli olmasın dedi. Bu öyle önce oldu. Önce oldu ama bu sefer baktılar ki istifa etmiyorlar. Kongreyle oyla geldiler. İstifa etmiyor komite. Diyorlar ki bunu yap. Komite diyor ki hayır. Benim arkadaşlarım da var, yapmayacağız. İstifa edin, etmiyoruz. Bu sefer ne yaptılar? Yollukları kestiler. Seminer paralarını kestiler. Anam. Evet, stüdyoda küçük bir kaza oldu. Kedimiz mi? Ne oluyor lan? Hocam rüzgarın. Erman abi bir konuştu, yer yerinden oynadı arkadaşlar. Hocam rüzgarın. Ne oluyor? Şimdi bakın. Trabzon onun için müracaat ediyor FIFA. FIFA ne diyor? Siz diyor tayin ne getiriyorsunuz? Size şunu söyleyeyim. He, o mu? Tabii. Aslında doğru. Şimdi madem öyle federasyonun kurulunu seçiyorsun, şeyini, yönetimi. Niye abi? Tahkimi de seç, disiplini de seç. Orada seç ki sonra alamayın. Orada seçin, sonra görevden alamayacaksın. Ben Futbol Federasyonu başkanlarının, bazılarının çok net, bunu Haluk Ulusoy da dahil, hakem tayin ettiğini biliyorum. Bunu Haluk Ulusoy da dahil. Çünkü televizyona düştü haberler. Konuşmalar oldu. Yaptılar, yapmak istediler. Yani kimse kimseden daha masum değil bu alemde. Fener, Galatasaray, Beşiktaş hiç bana anlatmasın. Masum değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz masum bak, değiliz. Biz de dahil. Biz böyle yorumcular da dahil. Bana bakıyor. Bak nasıl böyle bakıyor karşımdaki. Hiçbirimiz masum değiliz oğlum. Sen işine bak. O da çakal. O da çakal. Allah kuruyor. Abicim bak. Bu iş ya öyle olsun. Öbür türlü olursa zaten olmayacak. Ben onu istemiyorum, gitsin. Galatasaray Başkanı gitsin istemiyorum. Fener Başkanı gitsin istemiyorum. Beşiktaş Başkanı. Niye kongreyle gelsin madem o zaman? Görevden alama ama önünü de kesme. Yani sana seminer mevzuat yapmam. Mevzuat buna uygun mu şu anda? Nasıl? Mevzuat buna şu anda uygun mu? Hayır. Kanun çıkarır onu sokarsan olacak. İşte Trabzon onun için gidiyor şimdi. Dile veriyor. Bu ne diyor ya? O zaman diyor genel kurulda gelsinler. O zaman görevden alamıyorsun. Öbür türlü. Ben federasyon başkanı oluyorum. Ama şimdi de alamıyorsun. Bir dakika dur. Daha bitmedi konuşma. Ben federasyon başkanı oluyorum. Sen de MHK başkanı. Tamam. Açıyorum sana telefonu. Ender'cim şu 4 maçı sen al. Diğerlerini bana bırak. Ben tayin edeceğim. Hadi hayır desinler. Olmadı desinler. Hep bunlar olduğu için bugün biz buradayız. Galatasaraylı futbolcu atılıyor santrafor. Disiplin kurulunun verdiği ceza bir. O zaman iki kart alan futbolcuya da bir maç ceza. Niye atılıyor topçu o zaman? Topçuyu hatalı atıyorsanız öbürtekinin cezası nerede? Bu yani o zaman hata yaptık demenin itirafı mı? Hepsi. Bir de baskı tabii oluşuyor. Hepsi ya, hepsi var bunun için. Yani. Evet. Atırmaz. Size bakın nelerden Muhammed bahsediyorum. Ben niye? Çünkü ben tahkim kuruluna inanmıyorum. Disiplin kurulu. Ben inanmıyorum ya. Ben işin içinde değilim. Ben yorumcuyum. Şu anda MHK'ye de inanmıyorum. Çünkü o Trabzon'daki maçtan sonra o iki hakemi tekrar veren MHK'ye de inanmıyorum. Çok ne su bakın pozisyonlarda değilim. Foul'dür, gol'dür, offside'dır, pasiftir, aktiftir'den bahsetmiyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum. Evet. Güvenmiyorum. Güvenin olmadığı yerde ne olur? Disiplin, tahkim. Türkiye'de herhalde 15 bin avukat vardır. İkisi ortak kitap basmışlar amcamların. Ne kadar büyük tesadüf. Aynı büroda çalışıyorlar, ortaklar. Ne kadar büyük tezahür. İnanır mısınız bunlara? Ben inanmıyorum ya. Hocam hesapları ortak giderler olsun diye çalışıyorlar. Kötü manada değil. Yani kira, elektrik ondan işte. Ondan olabilir. İyidir. Ondan olabilir yani. Olabilir. Su, işte giderler yani için. Abicim olacak iş mi ya? Ne futbolumuz çok iyi. Gidiyor. Beşiktaş gol attı. Galatasaray mağlup oldu. Fener yendi. Antrenör filan. Bize kuşa bak diyorlar. Öbür taraftan başka işler getiriyorlar. Biz de burada oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Milleti eğlendiriyoruz. Ben hocam kısa sana bir şey müzik söyleyeyim. Bir müzik geldi. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Müzik geldi mi ben mi yanlış duyuyorum? Benim müzik aldığım bir duyum. Serdar Tatlı ve Metin Tokat çok mutluymuş. Çok iyi hakem hataları. Böyle pardon çok iyi hakem hatası olmadan işi götürüyorlarmış. Hakemlerden memnunmuş. Gayet yüzleri gülüyormuş. Peki biz bir reklam arası verelim bu sözün üzerine. Reklamlardan sonra beraber olacağız. Hem pozisyonları konuşacağız. Hem de basın toplantıları gelmek üzere.